Allah Allah. Niye açık ki bu kapı? Kim ulan bu? Gördük mü bunu daha önce? Yok, görmedim ben. Ne diye evi dikizliyor ki? Allah Allah. Jülide Hanım. Ya git, ne olursun git. Bak söz veriyorum, ödeyeceğim sana parayı ama şu an hesabımda para yok. Ödeyeceğim ben zaten, babamdan istedim. Fazlasıyla ödeyeceğim hem de. Git ama ne olursun. Senin mi hesabında para yok? Güldürme beni Allah aşkına. Ya gerçekten yok. Seninle konuştuğumuz paranın onda biri falan var yani. Babam yatırır yatırmaz vereceğim sana. Yeter ki çık git. Beni böyle oyalayamazsın, biliyorsun değil mi? Ya yeter artık ya, yeter. Zaten sinirlerim allak bullak. Defol git, bağıracağım şimdi bak. Güvenlik falan mı gelsin, seni zorla mı çıkarsın, onu mu istiyorsun sen? Yani diyorsun ki seni de kendimi de yakarım, öyle mi? İyi, benim için sıkıntı yok. Benim kaybedecek bir şeyim yok çünkü. Ya yeter artık ya, gerçekten yeter. Ne olmuş burada? Kaniz mi o? Allah'ım, yoksa Jülide. Jülide'ye mi bir şey oldu? Jülide! Jülide Hanım! Emirhan! Kimse yok. Şafak Bey. Allah'ım şükürler olsun. Yemin ederim burada Kerem içeri girmesi an meselesi diyorum. Hala mı inanmıyorsun? Parla, senin iki dakika içinde ne kadar iyi yalanlar uydurduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Hadi. Delireceğim ben ya. Gerçekten delireceğim. Çağlar yalvarırım, git ya git. Ödeyeceğim ben zaten senin paranı, yalan söylemiyorum. İnandırabilmek için seni daha ne yapayım ben? Tamam ya, tamam, ver şu telefonu.
Kerem. Kerem Bey. Şey, müsaitseniz bankoya kadar gelebilir misiniz? İmzalanması gereken birkaç belge var da. Hemen mi? Hemen olsa iyi olur. Başhekimlikten bekliyorlar da bazı dosyaları. Tamam, geliyorum birazdan. Tabii. Harla, sen iyi misin? Yemeğini falan yedin mi? Beni hemşire çağırıyordu. 2 dakika ona bakıp geleceğim. Bir şey istiyor musun? Yok, git sen. Bir şeye ihtiyacım yok zaten benim. Çok sağ ol. Tamam, geliyorum birazdan. Şu ikisini imzalasanız iyi olur. Diğerleri çok acil değil de. İmzalamadan önce bir inceleyebilir miyim? Tabii tabii. Deminden beri dilimde tüy bitti ya. Anlamıyor musun sen beni? Ya Kerem geri gelirse o zaman ne olacak ha? 3 kuruş için ikimizin de hayatını tehlikeye atıyorsun ya. Ödeyeceğim diyorum paranı. Git artık git. Hemen ödeyeceksin ama değil mi? Hala ne diyor ya? Çık diyorum sana Çağlar, git artık. Bak Kerem tekrar geri gelmeden, seni öldürmeden, benim hayatımı alt üst etmeden git. Paranı alacaksın. Peki tamam, gidiyorum. Dikkat et. Son anda berbat etme her şeyi. Bekliyorum bak parayı, ona göre. Çağlar, defol artık. Zekalı ya. Hem kendini hem de beni yakacak aptal. Of, ucuz yırttık ya. Neyse, en azından parayı garantiledik. Bu da bir şey. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Şükür iyisin. Anlamıyorum. Niye bana bir şey olduğunu düşündünüz ki? Ne oluyor? Ben evi öyle görünce bir şey oldu sandım. Eve öyle görünce mi? Nasıl yani? Bilmiyor musun? Kapı... Ne oluyor burada? Dur lütfen. Hayır, ne oluyor? Niye eve girmemi istemiyorsunuz ki? Birine bir şey mi oldu yoksa? Bir dakika. Melek! Bir dakika. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ne olmuş burada? Ya bu evin hali ne? Herkes nerede? Melek, İnce, Emirhan. Jülide Hanım, baktım kimse yok. Ya nasıl yoklar, neredeler? Bilmiyorum. Kan lekesi mi bu? Allah'ım sen yardım et. Emirhan, oğluma ne oldu? Oğlum nerede? Melek de İnce nerede? Jülide Hanım, lütfen sakin olun. Ya nasıl sakin olayım? Görmüyor musunuz evin halini? Ya benim oğlum nerede? Melek, İnce nerede? Jülide Hanım. Tamam, ne olur sakin olun. Evde kim vardı? Çocuklar neredeydi en son? Dükkanda vardı, parka gideceklerdi oyun oynamak için. Ama ya eve geldilerse? Çocuklar eve hiç gelmemiş olabilirler. Sakin olun. Başka kim vardı? Melek. O zaman Melek'e bir şey oldu. Ya Veysel abi işten alacaktı, onu eve getirecekti. Ya ikisine birden... Ya çocuklar da eve geldiyse? Allah'ım sen yardım et ya, onları hemen bulmam lazım. Jülide Hanım, bekleyin lütfen. Ya bekleyemem, çocukları bulmam lazım.
Emirhan! İnci! Hangi parka gitmişlerdi? Şu aşağıdaki parka. Tamam. Emirhan! İnci! Çocuklar! Şu yüncüdeki kadın değil mi? O abi. Böyle telaşlı koşturduğuna göre hiçbir şeyden haberi yok. Çocuklar diye bağırıyor. Onlara bir şey oldu sanırım. Aynen. Demek ki Veysel şerefsizi bunlara haber vermemiş. Öyleyse saklanıyor bunlar bir yerde. Demek oluyor ki bir buraya da gelmeyecek. Öyle görünüyor. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız o kurnaz iti? Emirhan! İnci! Emirhan! İnci! Yardım çocuklar ya! Umarım Kerem görmeden çıkmışsındır. Umarım. Kerem? Ya birkaç imzalamam gereken evrak varmış da. Onlar için bir ortadan kayboldum böyle. Halledebildiniz mi bari? Hallettim. Hepsini imzaladım. Sen nasılsın? Seni böyle yalnız bıraktık ama. Ben gayet iyiyim. Siz rahatınıza baksaydınız. Hümi nerede? O eve gitti. Ya. Ben yolladım. Bu ilaçları var ya, doktor düzenli alması gerek falan demişti. O yüzden biliyorsun. İyi yapmışsın ya, doğru. Sana da hoşça kal diyemedim ama. Ay olsun canım, ne olacak? Biz zaten yine buluşuruz, konuşuruz. Şimdi hamile haliyle hastanede mikro falan kapar. En iyisini yapmışsın. Neredesiniz çocuklar? Neredesiniz? Ya başlarındaki bir şey geldiyse? Hiçbir şey olmamıştır. Hiçbir şey. Allah'ım sen koru onları. Belki de mahalleye dadanan şu hırsız girdi. Ortalığı dağıttı. Alacağını aldı. Sonra da çok... Ya öyle olsa sadece etraf dağınık olurdu. Niye yerde kan izleri olsun ki? Ya belli ki çok daha kötü bir şey oldu. Ya Allah'ım sen aklına mukayyet ol. Emirhan! İnci! Hay Allah ya. Bu nasıl bir sokak böyle ya? Bir Allah'ın kulu geçmez mi? Nereye gidiyoruz Veysel? Aklımda bir yer var Melek. Oraya götüreceğim seni. Bu gecelik idareden saklanırsın. Sonra ne olacak peki? Daha iyi bir yer ayarlayana kadar orada idare edersin. Ama şimdi hemen uzaklaşmamız lazım buradan. Aha taksi. Taksi! Koş, 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 koş. Mesaj geliyor, baksana Parna. Şey, ben bakarım. Tabii ya, sen oradan nasıl bakacaksın? Yok, şey değil. Ben sonra zaten bakarım, önemli bir şey değildir ki. Adi pislik ya. Bu adam seni hala rahatsız mı ediyor? Kim olacak Çağlar manyağı? Mesaj atan o. Gerçekten elimde kalacak bu herif bir gün ya. Çağlar bana mesaj mı atmış? Evet. Bir tane bakabilir miyim şey olarak? Parla, havaleyi sakın unutma. Yoksa bozuşuruz. Ne arsız bir şeymiş bu ya. Ne laftan anlıyor, ne kabalıktan anlıyor ha. Şey, kaza için çok üzülmüş de geçmiş olsun falan. Bir daha rahatsız etmeyeceğim, öyle şeyler yazmış. Gerçekten öyle mi yazmış? Hele bir daha seni rahatsız etmeye kalksın. İşte o zaman onu kimse benim elimden kurtaramaz. Hem de hiç kimse.
Kerem. Tamam artık bak, ne olur sen de sıkma canını. Elimde değil Parla. Bu adama tahammül edemiyorum ben artık, anladın mı? Bir şey mi oldu? Yo, öyle konuşuyorduk ya. Otursana, ayakta kal. Parkta da yoklar. Orada olmaları gerekiyordu. Belki de oyunları bitmiştir. Belki de eve gidiyorlardır. Yoklar işte, yoklar. Hiçbiri yok. Neden bu sokaktan çıktık ki? Diğer yol daha kısaydı. Çünkü burada çok güzel bir kedi var. Çok geç kaldık. Annem çok merak etmişti. Kızacak bize. Emira! Oğlum! Oğlum çok şükür iyisiniz. Şöyle teyze, çok özür dileriz geç kaldığımız için. İnci. Güzel kızım benim. Çok şükür iyisiniz. Önemli olan o. Allah'ım sana şükürler olsun. Beni kuzularıma kavuşturdun. Neredesiniz çocuklar? Çok merak ettik sizi. Oyun oynamaya dalmıştık da öğretmenim. Saatin kaç olduğunu fark edemedik. Bir şey mi oldu evde teyze? Evet anne. Neden ağlıyorsun sen? Bir şey yok kuzum. İyiyim. Neyse ki siz de iyisiniz. Çocuklar, Veysel amcanızı ya da Melek teyzenizi gördünüz mü hiç? Melek teyzeyi görmedik. Babamı gördük. Ama onun da haberi vardı oyun oynadığımızdan. İki arkadaş gelip Melek teyzeniz hastaydı. İyi oldum diye sordu bize. Hasta ziyaretine gittiler bize. Ne? Babam da onlar yalnız kalmasın diye peşlerinden eve koştum. İyi misin Jülde teyze? İyiyim. İyiyim. Çocuklar, siz önden gidin, biz arkanızdan geliyoruz. Tamam. Şimdi anladım. Demek ki Veysel abi Melek Hanım'ın peşinden eve gitti. Orada çocukların bahsettiği iki adamla karşılaştıysa arbede çıkmıştır. Aman Allah'ım. Kötü düşünmeyin. Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Veysel abiye de Melek'e de bir şey olmamıştır inşallah ama. Ama... Ben bir Tülay ablayı arayayım. Telaşlandırmadan bakalım bir. Ya biliyorum çok düzgün bir yer değil ama şimdilik gidecek bir yerimiz yok. Onun için bir süre idare edeceğiz artık. Eski bir arkadaşımın deposu ya. Uzun süredir kullanılmadığı için biraz böyle dağınık yani. Yani bir süre idare edeceğiz. Birkaç saat, belki biraz daha fazla. Önemli değil. Yardım edeyim sana. Ya, Veysel bırak hatta, bak elin yaralı zaten. Ya yok, sen otur otur. Ben hallederim. Otur ya, otur. Ya dediğim gibi daha düzgün bir yer bulana kadar sen burada kalacaksın, tamam mı? Tamam. Sen sonra sokma kendini. Veysel. Elif'im bu adamların elinde olmalı değil mi? Öğreneceğiz Melek. Öğreneceğiz. Bir şekliyle öğreneceğiz. Allah'ım sen kızıma insanların şerrinden koru. Amin. Amin. Of ya, nedir bu başımıza gelenler? Şş, Melek sakin ol. Ya sen bak düşünme böyle şeylere. Ben halledeceğim, bir şekilde halledeceğim. Ben de Veysel sen var ya, sana söz veriyorum, yeminim olsun. Seni bu beladan kurtaracağım.
Elif'i de bulup getireceğim. Kavuşacaksınız. İnşallah. Melek, sen şimdi bir süre burada kalacaksın, tamam mı? Ben çıkıp hemen geleceğim. Nereye gidiyorsun? Ya burada ne kadar kalacağım belli değil Melek. Acıkırsın falan, yiyecek bir şeyler almam lazım benim. Tamam, geç kalma. Ya Veysel, bir de bir ezan yürüyüp eline falan baktır. Pansuman yapsınlar bak, böyle olmaz. Tamam ya, tamam Melek, baktırırım. Bak dediğim gibi sakın korkma. Bir yere de çıkma, tamam mı? Kaç oldu? Bunca zamandır halledemediler işi. İnsan bir haber verir. Eyvah! Patron arıyor. Ne diyeceğiz şimdi? Açmasam mı acaba? Olur. Açmayalım da delirsin. Of. Buyurun Tarık Bey. Ne oldu Rıza? Bir haber yok mu? Hayır. Daha değil patron. Ne demek daha değil? Kaç saat oldu? Ne yapıyorsunuz orada? Şey. Ya ne? Konuşsana oğlum. Buldunuz mu bulamadınız mı? Bulduk patron. Bulduk bulmasını ama. Ama ne? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlat bakalım. Patron, son anda bir sıkıntı çıktı. Biz kadının yaşadığı evi bulduk. Gittik, tam kadını alacakken... o Veysel denen adam var ya, fotoğrafını göstermiştik hani. O çıktı geldi. Sonra? Şey, patron... Lan bir işi de beceremediniz be. Allah belanızı versin sizin. Allah kahretsin sizi. Aptal adamlar. Gerizekalılar. Demek o yüzden sizin sesiniz solunuz çıkmıyordu. Neredesiniz şimdi? Mahalledeyiz hala patron. Arıyoruz ikisini de. Tamam, oradan hiçbir yere ayrılmayın. Ben hemen geliyorum. Allah'ın cezaları. Kahretsin sizi. İnci. Kuzum, benim annenle konuşmam gereken bazı özel konular var da sen burada Emirhan'la birlikte kalır mısın? Tamam Lüde teyze. Hatta oturun şuraya. Size öğrettiğim tekerleme oyunu vardı ya, onu oynayın ha. Oley! Ben o oyunda hep Emirhan'ı yeniyorum. Hiç de bile. Oynayalım da gör o zaman. Tamam. Çocuklar, yalnız tanımadığınız kimseyle konuşmayın. Eğer biri gelip bir şey soracak olursa da hemen içeri yanımıza gelin, tamam mı? Tamam anne. Ne konuşacaklar ki annemler? Bilmem. Büyüklerin hep konuşacak bir şeyleri oluyor, bilmiyor musun? Bir seslensek mi? Lavabodadır herhalde. Midesi kötüydü de birazdan çıkar. Jülide, Şafak hocam, hayrola? Nasıl oldun abla? İşte gördüğün gibi. Geçmiş olsun Tülay abla. Sağ ol, sağ ol. Bir şey mi oldu?
Jüride? Bir hal var sende. Ne oldu? Söylesene. Yok, yok bir şey abla. Peki karışımı getirdin mi? Karışım? Ha doğru ya, karışımı almaya gittim ben. Jüride, kesin bir şey olmuş. Korkutma beni, ne oldu? Abla ben şey... Şafak hocam? Tülay abla, gel otur şöyle hadi. Gel. Yok, ben iyiyim böyle. Tülay abla, ben sana bir şey soracağım. Sen bugün Veysel abiyle konuştun mu? Meleği aldıktan sonra falan. Veysel'ime bir şey mi oldu yoksa? Allah aşkına korkutmayın beni. Yüreğime inecek bak. Ablacığım sakin ol. Yani yapma böyle ne olur. Bak biz de bilmiyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Toparla kendini ne olur. Yok. Veysel'e bir şey olmuş. Veysel'ime bir şey mi oldu? Ha? Ablacığım bak. Tülay abla. Gel. Tülay abla gel otur şöyle. Gel. Şafak Bey. Tamam. Sakin. Tülay abla toparla kendini ne olur. Bak korkutuyorsun bizi. Veysel sana bir şey olursa ben ölürüm. Tülay abla. Derin bir nefes al hadi. Veysel. Midesi kötüydü değil mi? Ya sabahtan beri aslında rahatsızdı da midesi bulanıyordu. Şimdi sancısı başladı galiba, anlamadım. Yok. Vakit kaybetmeden acile götürelim. Böyle olmaz. O adamlar Veysel'e bir şey yaptıysa ben ne yaparım? Ben ölürüm. Ne kıymeti kalır bu dünyanın? Ben ne yaparım? Tülay abla hadi gel. Hadi yavaş. Yaşasın yine ben kazandım. Tamam yine oynayalım o zaman. Olur. Biz şimdi gider geliriz tamam. Anne. Ben de gelseydim. Ben hallederim. Ama çocuklar... Dükkanı kapatıp çocuklarla ilgilenebilirseniz eğer. Tabii. Ne demek? Anahtar tezgahın üstünde olacaktı. Tamam. Bir ihtiyacınız olursa... Ararım. Çocuklar, bakın Şafak hocanızın sözünden çıkmak yok, tamam mı? Hadi ablacığım gidelim, gel. Anne ne oldu sana? İyiyim yavrum, merak etme. İnci, gel yavrum. Hadi ablacığım gel. Öğretmenim, annem nereye gidiyor? Anneme ne oldu? Yok bir şey. Bir işleri var, halledip hemen gelecekler. Bize gidelim mi? Gazoz da var. İster misiniz? Ben isterim. Ben de. Tamam, bekleyin hemen geliyorum. Melek!
Benim ben merak etme. Yiyecek bir şeyler aldım ya. Sandviç var, meyve suyu, su var. Bisküvit de aldım. Ne kadar burada kalacağım belli değil. Sağ ol. Bak, eline baktırmışsın. He, baktırdım ya. Peki ciddi bir şey var mı? Yok ya, hiçbir şey yok. Sıkıca sardılar zaten. İyi bari. Dediğim gibi Melek, daha böyle düzgün bir yer bulana kadar sen burada kalacaksın. Ben şimdi çıkıyorum, tamam mı? Yine nereye Veysel? Ya Tülay'ıma gitmem lazım. Hani Jüride ile beraber eve giderlerse, evin o halini görürlerse çok endişe ederler. Ben dükkana gideyim, Tülay'ıma bir haber vereyim, olur mu? Tabii doğru söylüyorsun. Git sen git. İyiyim ben, merak etme. Tamam, hadi ben çıkıyorum ama bak sen de sakın bir yere çıkma, tamam mı? Gel, bu kilidi de kapıya tak, onu göstereyim sana. Tamam, gel. Bak Melek, bunu buraya takarsın, tamam mı? Anahtarı çekersin, bastırırsın, bu kilitlenir. Tamam. Hadi, sakın bir yere çıkma. Hadi. Amerika'ya seni ziyarete geldiğimde gitmiştik o kafeye, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Ne kadar güzel cheesecake'lerdi onlar. Sen bile kendini kaybetmiştin. Evet ya, arka arka 3 cheesecake ne demek? Aklımı yitirmiştim herhalde. O 4 değil miydi ya? Yok artık Kerem. İyi tamam, öyle olsun. Yalnız Kerem Bey, siz de bütün kafeyi yemiştiniz yani, hatırlatırım. Parla Hanım, sizi biraz dışarı çıkaralım, Hava Hanım. Veysel, Veysel. Ya, sabahtan beri bulantısı vardı aslında. Ama birazcık canı sıkılınca, yani daha doğrusu kötü bir haber alınca da sancısı başladı. Sonra da fenalaştı. Anlıyorum. Bulantı ve sancı dışında başka bir şikayet oldu mu? Ellerde, ayaklarda uyuşma gibi. Yok, hayır olmadı. Hocam tansiyon normal, 13.8. Tamam, sen serumu hazırlamaya başla. Tabii hocam. Biz bir kan tahlillerini alalım. Bakalım durumu nedir. Daha sonra serum tedavisine başlarız. Tamamdır doktor hanım. Ablacığım, bak her şey yoluna girecek, merak etme sen, tamam mı? Kadın ellerinden kaçırmışlar. Beceriksiz herifler. Ne işe yararlar ki zaten?
da ne arıyorsun adam? Yoksa Macide Meleği buldu. Lan neyin sizler? Eğer öyleyse siz bitçiniz. Bitçiniz. Tamam artık dönelim mi? Bak. Bak kaç gündür odaya kapandın kaldın. Şöyle bir çıkalım. Hava al, nefes alırsın iyi gelir ha? Sen yanımdayken ben zaten nefes almış kadar oluyorum. Ha ne dedin? Yok bir şey. Tamam çıkalım hadi. Ateş kapatmazlardı ya. Dur bir arayayım bakayım. Ablacığım, nasılsın? Nasıl oldun? Ağrınlar mı da? Serum biraz iyi geldi. Daha iyi hissediyorum kendimi. Çok şükür. Dur bakalım test sonuçları da bir çıksın. Aklım hep Veysel'di. Ha, şurada bir bak bakayım kim arıyor. Bakayım. Bak kızım bak. Veysel abi. Veysel. Yavaş. Veysel. Veysel'im canım. Ne oldu Tülay? Neredesiniz? Bir sıkıntı yok inşallah. Asıl sen neredesin? Öldük bittik meraktan. Melek nerede? O evde neler oldu? İyi misiniz? Ah sen nereden öğrendin bunları? Çocuklar söylemiş. Apar topar Jülde'nin evine gitmişsin. Ne oluyor Veysel söylesene. Sakin ol Tülay'ım, sakin ol. Bak ben bunların hepsini sonra sana bir bir anlatacağım tamam mı? Veysel bak meraklandırma. Melek nerede, nasıl? Tülay'ım bak Melek güvende. Sadece bir süre ortalarda görünmemesi gerekiyor tamam mı? Onun için ben onu böyle güvenli bir yere sakladım. Nerede, nereye sakladın? Tülay'ım anlatacağım dedim. Bak şimdilik her şey yolunda. Sen bu kadarını bil yeter. Sen asıl söyle, neredesiniz? Ben şu an hastanedeyim. Jüri de yanımda. Hastane mi? Ne oldu? Hangi hastane? Niye hastanedesin? Tamam, tamam. Sakin ol, telaş yapma. Biraz rahatsızlandım, acildeyim. Acilde mi? Ya hangi hastanedesin? Çabuk söyle. Tamam. Tamam, tamam. Hadi ben geliyorum, hemen geliyorum. Allah'ım, Allah'ım sen bize yardım et. Öğretmenim, bunlar Leman teyzenin mi? Evet. Ayakları benim ayaklarım kadarmış. Nasıl? Beğendiniz mi kurabiyeleri? Ben beğendim, ben de. Öğretmenim yoksa bunları siz mi yaptınız? Yok. Maalesef benim öyle yeteneklerim yok. Hepsini annem yapmış. Leman teyzenin ellerine sağlık o zaman. Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Okulun bitmesine az bir süre kaldı. Tatilde neler yapacaksınız? Ben vallahi hep sokakta duracağım. Eve hiç girmeyeceğim. Ben de. Ama eve o kadar geç girmeyeceğim. Annem merak eder sonra. Peki kitap? Kitap okumayacak mısınız? Okuyacağız öğretmenim. Ben şimdiden okuyorum ki. Ya yaz tatili için dedi öğretmenimiz. Olsun. Cemileler de anneannesinin yanına gideceklermiş. Orada bir sürü tavuk kuzu var dedi. Neresiymiş orası? Söylemiştim ama unuttum. Bayağı uzakmış.
Annemden iş hala bitmedi mi? İşleri uzadı galiba biraz. Gelirler. Çocuklar, bugün okulda anlattığım konu kafanıza pek girmedi galiba. Hı? Sınıfta sorduğunuz sorulardan öyle anladım. Doğru mu anlamışım? Evet, biraz karışıktı. Tamam. Bir daha anlatayım ister misiniz? İsteriz. Tamam o zaman. Şimdi iyi dinleyin bakalım. Şimdi, bizim Manav Ahmet amca yok mu? Evet. Şimdi düşünün. Onun 4 tane meyve kasası var. Bu kasaların bir tanesinde 5 kilo şeftali, bir tanesinde de 3 kilo elma var. 2 tanesi de boş. Bu 3 kilo elmanın 2 kilosu. Patron geldi. Kadar yaklaşmışken kadını elinizden nasıl kaçırırsınız? Ha? Ne deseniz haklısınız patron. Ama... Ne? Ama ne? Bir saate kadar kadın elinizde diyorsunuz. Geliyorum, ses seda yok. Neden? Çünkü bizim salaklar her şeyi mahvetmiş. Her zamanki gibi. Geberteceğim lan sizi. Geberteceğim. Patron, yeminle her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Ama son anda o Veysel denen herif geldi. Bir anda. İkiniz bir adamın hakkından gelemediniz değil mi? Allah sizi kahretsin. Kahretsin. Bir altı beceremediniz. Sizin karda yürüyüp izninizi belli etmemeniz gerekirken şu olana bak. Üstüne üstlük Macide'nin has adamı Mustafa mahallede cirit atıyor. Belki de Meleği buldu. Ya öyle bakarsınız işte. Beni iyi dinleyin. O Veysel denen adamı bana bulacaksınız. Ne yapıp edip onu bana getireceksiniz. Hadi yıkılın şimdi gözümün önünden. Hadi! Gerizekalı aptallar. Ya jüride kısım nerede kaldı bu tarihin sonuçları? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir an önce çıkalım şuradan. Ya sabret ablacığım. Çıkar birazdan herhalde. Aklım Melek'te, Veysel'de. Ablacığım için rahat olsun artık. Bak Veysel abi ne yapıp edip arada haber verdi. Hem şükürler olsun ki ikisi de iyiymiş. Öyle. Çok şükür. Ama asıl çocuklar ne yapıyor? Onları da Şafak Hoca'ya emanet ettik. İnşallah huysuzluk edip bestirmemişlerdir adamcağızı. İnşallah. Melek iyi dedi ama acaba nerede? Demek bir yere sakladı onu. Bulmuşlar işte bak şuride bulmuşlar. O kadar sakladık Meleği yine de bulmuşlar. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ne zamana kadar kaçabilirim ki? Öyle mi oynanır lan o oyun? Daha önce cepte 5 kuruş kaldı. Teyze çay gibi açtın anasını satın. Ya lan senin kalıbı da. Ne bana çullanıyorsun be?
kumar bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Lan git işine. 40 saat sana kaş göz etmekten yüzüm yam oldu, yüzüm. Çakozlasaydın, şimdiye kaldırmıştık masayı. Kaldırsaydın, elinden tutan mı vardı? Lan sus. Bak yeminle elimden bir kaza çıkacak ha. Lagaluga yapma lan. Donumuza kadar ütüldük senin yüzünden. Geçen sefer de sen açtın kartları mal gibi. Ben sana bir şey dedim mi? Lan dingil, 30 lira için mi konuşuyorsun? Bugün ne kaybettik masada, farkında mısın? Tam 140 lira. Babanı satsan o kadar et. Bana bak, doğru konuş. Dilime imanımı öldürün, nasıl depoya atarım seni. Üstüne götür telefonu. Hadi bak içine. Efendim Melek? Veysel, buraya iki tane adam geldi. Kim? Kimmiş o adamlar? Daha önce eve gelenler mi? Yok yok. Başka adamlar, yani başka şeyler konuşuyorlar, anlayamadım. Kavga ediyorlar galiba kapının orada. Ya içeri girerlerse diye çok korkuyorum. Tamam, tamam Melek. Korkma. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Sen sakın bir yere ayrılma. Sakın çıkma. Tamam. Allah kahretsin ya. Nereden çıktı bu adamlar şimdi? Melek de korktu tabii. Haksız mı? Yok, haklı. Hay benim şansıma ya. Bu nasıl sokak böyle ya? Bir tane bile taksi geçmez mi? Bu adam şey değil mi ya? Eda'da. Tarık Bey, Meleğin eskiden yaşadığı mahalleye gittik. Eski yakınlarını, tanıdıklarını sorup soruşturduk. Elle tutulur bir bilgi var mı onu söyleyin bana. Aslında var. Neymiş o? Veysel diye bir adamdan bahsettiler. Veysel mi? Evet. Meleğin eski bir tanıdığıymış. Adam bir sürü işe girip çıkmış. Mahalleden de geçen sene ayrılmış. Neredeymiş peki? Efendim çok araştırdık. Şu anda nerede yaşadığını, ne durumda olduğunu kimse bilmiyor. Veysel. Bir ne alaka? Ha. Neyse. Anlarız şimdi. Şu adam belki bana yardım eder ya. Nerede kaldı bu doktor ya? Çıkmadı mı hala bu tuvaletler? Çıkar birazdan herhalde. Ay kötü bir şey yoktur değil mi inşallah? Allah korusun ablacığım, yoktur tabii. Yediğin içtiğin bir şey dokunmuştur. Yani herhalde. Gerçi öyle değişik bir şey diyemedim ama... Asıl sen nasılsın kızım? İyiyim. Neden ki? Nedeni var mı kızım ya? Baksana niyetli niyetli oradan oraya benimle beraber dolaşıyorsun. Benim yüzümden helak oldun. Aşk olsun ablacığım, o nasıl söz öyle? Tabii ki koşturacağım. Seni yalnız mı bırakacaktım ben? Şüphelerimde haklıymışım. İyi ki sadece serum vermişiz. Ufaklığa zarar vermek istemeyiz sonuçta. Ufaklık? Nasıl yani? Doğru duydunuz Tülay Hanım. Tebrikler, hamilesiniz. Ne?